Evet, merhaba sevgili dostlar. Honda Birkan'ın meşhur Honda'sı. 17 gündür yıkanmıyor araç. Yani herkes temiz aracının videosunu çekiyor. Ben 17 gündür yıkanmayan Honda'nın videosunu çekmek istedim. Yani araç 17 gündür yıkanmadığında nasıl görünüyor? İşte bu şekilde görünüyor. Honda Birkan'ın aracı Honda Civic 2008 model 1.8 VTEC 140 beygir 176 Nm tork var. Honda Birkan'ın aracı bu. Yani aracın kirli halini çekmek istedim. Kirli hali nasıl? Hem sizler de bir görün. Hem de aracı tanıtmak istedim. YouTube'da bu araçla ilgili çok fazla bilgi yok. Araç hatchback küçük gibi görünse de yani içi oldukça geniş bir araç. Seyahatlerde ben rahat ettim. Bu yaz tatile çıktık. Antalya Kemer, Kemer'den Ölüdeniz'e. Aracın üzerine yeni tip port bagaj bağlamıştım ben. Şöyle bagajını da böyle açalım. Bagaj da bu şekilde. Tabii bu panzulot denilen malzeme çıkıyor. Bunu çıkardığımızda bu şekilde. Tabii ben bunu çıkardım. Tatile o şekilde gittik. Bunu çıkardım. Şu şekil. Eve bıraktım bunu ben. Koltukları yatırdım. Burada mandallı. Bu şekilde. Koltuklar mandaldan yatabiliyor. Ve bu şekilde içinde düz bir zemin oluyor. Yani gördüğünüz gibi içi oldukça geniş. Yani 1.70 boyundayım ben. 1.70 boyundaki bir insan burada yatabiliyor da yani aynı zamanda. İçi düz olduğu için koltuklar yatınca çok kullanışlı oluyor. Çok farklı bir koltuk katlanma kombinasyonu var aracın. Onu da göstereyim. Oturma bölümü bu şekilde aşağı iniyor. Ayak basma yerine iniyor koltuğun oturma kısmı. Otomatik araç. I-Shift şanzıman. İçi bu şekilde. Tabi ben tatile giderken Honda Civic'in meşhur araç koltuğunu ön tarafa aldım bu şekilde. Eğer tatilde yoluna giderken bir sıkıntı olursa koltuğu tekrar arka koltuğa bağlamak için şimdilik buraya koydum. Fakat Honda Birkan burada arkada seyahat etti. Uyudu. Yemeğini yedi. Kahvaltısını yaptı burada. Çok rahattık. Çok rahat yolculuk yaptık. Bu şekilde. Yani başka hiçbir hatchback arabada böyle bir bagaj görmedim ben. Araçtan da çok memnunum. Otomatik şanzıman. Bunun hakkında internette çok fazla video var. Olumlu ya da olumsuz. Tabii ben aracı alırken hepsini inceledim, araştırdım. Fakat aracı aldıktan sonra çok memnun kaldım. Yani I-Shift şanzımanla ilgili
Kimisi şikayet ediyor, kimisi etmiyor. Ama ben çok memnunum. Yani Honda'lar zaten kolay kolay problem çıkartmıyor. Çok düzgün bir araç. Ben herkese tavsiye ederim. Yani bu sınıfta 1.840 beygir. Abi vallahi hiç bilmiyorum. Pazarcının galiba. En sonunda tekerleklerini indirip öyle bırakacağım. Benim giriş kapısı. İşte çekmemesi lazım. Getirip evet. Bırakıyorum. Çekmemesi lazım abi. Böyle kapı. Yani düşüncesi bir insan olmaz. Eminim. Ben arkaya park ediyorum arabayı ama gelip de buraya da bu şekilde. Evet, kapıya çekmemesi lazım. Evet. Haklısın abi. Ama işte insanlar düşüncesiz abi. Düşüncesiz en yani. En sonunda birini indireceğim tekerlekten. Tekerleğini biraz indirdiğin zaman kapıya çekmez. Yani lastikçiye kadar gidecek kadar indirsen onu da. Dense getirmiş, yemin ediyorum sana kapıya kadar dayamış geçen gün. Arkadaş içeri giremeyecek. Benim evim şurada. Ben kapıda araba çekemiyorum. Buraya çekiyorum ama kapılara çekmemeye dikkat ediyorum yani. Sol taraf boş gitmiyor, korna çalıyor. Geçmeye yer var, geç. Hani ben 11 ay burada yokum, sorun değil. Ben geliyorum, görüyoruz. Arkadaş kaçın. Bir ay burada, 3 hafta, 4 hafta. Abi dikkat etmiyorlar ya. Ne yaparsak yapalım dikkat etmiyorlar yani. Ya bir tane, bak bir tane lastiğini indir biraz. Anlar zaten. Evet. Görüşürüz abi. Evet, az önce... Gördünüz, duydunuz siz de. Adamın kapısına çekilmiş şu araç. Haklı adam. Yani olmaması gereken şeyler ama toplum duyarsız. Aracını bırakıp gidiyor. Neyse, biz aracı tanıtmaya devam edelim. Bizim LPG de var araçta. LPG düğmesi burada. Soğutmalı torpidosu var. Burada güzel bir bardaklığı var. Bu böyle hareket edebiliyor. Şunları bastırdığınızda bu şekilde. Güzel bir bardaklık. Burası esnek. Bunlar bu şekilde esnek. Burada işte artık bir şekerlik mi diyeyim, küllük mü diyeyim. Aslında bunlar küllük ama bazı insanlar şekerlik diye anlatıyor. Şekerlik mekerlik değil yani, bu bildiğiniz küllük. Burada çakmaklık. Tabii burada kolçağın içinde derin malzeme koyabiliyorsunuz. Her şey var burada. Otomatik kliması var. Müzik sistemi güzel. Yani araçtan ben memnunum. Uzun yol yaptım. Gidiş çok güzel, yakıtı güzel, otomatik şanzımanı güzel. Yani 140 beygir araba, otomatik şanzıman. Yani içi geniş. Yani bu bagaj hacminde koltukları böyle yatan. Ya hatchback. Yani ben Honda'nın dışında hiçbir arabada görmedim. Bu şekilde koltukları yatan. Bir de bu koltuğun oturma yeri farklı bir şekilde yine yukarı kalkıyor. Onu da göstereceğim size. Yani burada gördüğünüz gibi solda şöyle göstermeye çalışayım. Benzin ve kapı taşıma düğmeleri burada. Yani pedallar bu şekilde. Otomatik katlanır aynaları var. Yani ışıklı makyaj aynaları var. İki tarafta da var. Tutamaklar var. Hem şoför tarafında hem yolcu taraflarında.
Koltuğun diğer şekilde katlanmasını da göstereyim ben size. Şunu şöyle alırsak arkaya. Tabii buralara yani bakın malzeme koyuyorsunuz. Buraya bir sünger koyuyorsunuz. Burası oluyor. Zaten düz süper oluyor. Yani içinde yatın. Yolculuk yapın. Uyuyun. Yani bunu böyle kaldırdığınızda artık emniyet kemerlerini buraya bağlamak için yeri bile var. Yani koltuğu yatırırken rahatlık olması için. Artı bu buradan mandallı. Şurada altta mandalı var bunun. Şu mandal. Bunu buradan kaldırıyorsunuz. Bu şekil. Sonra bunu buradan bastırdığınızda koltuk buraya kilitleniyor. Yani hem 17 gündür yıkanmıyor, temizlenmiyor. Tatilden geldik, içerilemedik. Kirli haliyle bu şekilde araba. Yüklemek için içerisine bir koltuk oturma yeri de kalkıyor. Yani havaya bu şekilde indirebiliyorsunuz tekrar. Diğer koltuğu da kaldıralım. Evet. Burada güzel bardaklığı var. Bunu da buradan kaldırabiliyorsunuz. Aynı şekil kilitlediğinizde. Yani içinde müthiş bir yükleme alanı oluşuyor yani dikine. Yük masaları da koyabiliyorsunuz yani yüksek masaları da koyabiliyorsunuz. Yani burası bu şekilde. RPG'nin etrafına ben malzeme de koydum. Yani bu RPG tüpünün etrafını da kullanabilirsiniz yani. Bu şekilde. Çok güzel. Artı bunları ben koydum buraya. Bunlar mat. Tatilde kampta kullanılan matları. Bu şekilde ben onun arkasına cırtla cırt kullanarak bu şekilde yumuşak olması için bunları komple buraya kapladım ben. Çok güzel oldu, kullanışlı oldu. Burada tutamaklar var. Kapatma tutamakları. Şimdi şunu da koyalım yerine. Bu da hafif bir malzeme. Yerine geçti. Mandalını da takalım. Bunu da takalım. Orijinal gerçek çift çıkış egzozu var. Aracın altı da komple kaplı. Kapalı yani. Bakın. Komple aracın altı kapalı. Önden de gösterelim. Aracı kapatalım. Kirli hali. Kirli görüntüsü de bu şekilde aracın. Biraz da motorunu göstereyim. Şuradan da göstereyim altını şöyle. Bu arabalar İngiltere üretimiymiş. Altı komple kaplı arabanın, kapalı yani. Kirlenmemesi için. Kaputu da bir açalım.
Kaput çubuğu burada zaten. Gördünüz gibi. Şimdi aracın kaput çubuğu iki yere takılıyor. Görebiliyorum ben. Birinci noktası burası. Birinci noktası burası. Daha dik açmak isterseniz. İkinci noktası da burası. Bu şekilde daha dik açılıyor. Aracın ön kaputu. İki nokta açılmalı. Yani benim farlarım biraz matlaştı. Bunlar içeriden matlaştı. Ben kontrol ettim. Dıştan mı içten mi diye ama içten matlaştı. Farları buradan sökmek gerekiyormuş. İçeriden parlatıp içerisine şeffaf folyo kaplayabiliyorsunuz. Bir daha da sararma yapmıyormuş. Ama vaktim olmadığı için ben ellemiyorum. Sis parladı bu şekilde. Uzun yol yaptık araçla. Çok rahat yolculuk yaptık. Bastırmadan kapatmak icap ediyor. Bastırmalarda buralarda çökmeler olabilir. O yüzden kaput yukarıdan bırakılarak kapatılır. El ile bastırılmaz. Onluca bir kanın Honda'sı. Şimdi aracı şöyle bir çalıştıralım. Bunlar da kontağı çevirdikten sonra şurada start butonu var. Sesini kısalım teyimin. Evet. Buradaki start butonuna basılı tuttuğunuzda araç çalışıyor. Start butonu zaten bu. Start stop butonu değil. Kontağı çeviriyorsunuz. Buraya basılı tuttuğunuzda araç çalışıyor. Şöyle şurada otomatik katlanır aynaların düğmesi var. Evet. Otomatik kliması var. Şu an devreye girdi. Yani uzun yol yaptık. Çok güzeldi. Soğutmalı torpido. Suları koyduk. Soğuk suları koyduk. Antalya'ya varana kadar soğuk sular. Otomatik farlar. Otomatik silecek. Otomatik klima tuşları. İç hava sirkülasyonu. Dış hava. Dışarıdaki havayı soğutuyor. İçerideki havayı soğutuyor. Buradan kapatma düğmesi. Buradan sıcaklık. Güneş ışığından da görünmüyor pek. Yani sıcaklık ayarı burada. Burada montlar var. Benim görünüyor. Görünüyor senin mesela. Ama burası da hız göstergesi. Burası kadrona. Burada VSA. Şurada ekranın parlaklığını ayarlıyorsunuz. Şu şekilde. Burada otomatik far yükseklik ayar tuşu var. Buradan kapıları şu düğmeden kapıları kilitleyebiliyorsunuz. Kilitlendi. Bu düğmeden camları
kilitliyorsunuz. Sadece sürdürünce camı kilitliyken çalışıyor. Diğer butonlar çalışmıyor. Arka cam butonları da çalışmıyor. İki cam, öndeki iki cam otomatik olarak açılıp otomatik olarak tek tuşta kapanabiliyor. Arka camlar normal basılı tutarsanız açılıyor. Basılı tutmazsanız açılmıyor. Yani koltukları rahat. Sürüşüne gelince ben bu arabayla Antalya Kemer'e, Antalya Kemer'deki otelden çıktım, Ölüdeniz'e gittim. Aracın tavanında port bagaj vardı. Yani aracın devirlenmesi falan çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Araç A şiplerinden şanzımana sahip. Bazı insanlar şikayetçi, bazıları değil. Ha, ben şikayetçi miyim? Değilim. Ben araçtan çok memnunum. Bu arabayı şehir içinde yoğun trafik dur kalklarda sakin kullanacaksınız. Yani ayağınızı zaten gazdan çektiğiniz zaman, yani araba motor frenini yapıyor. Ekstradan frene basmanıza gerek kalmıyor. Hatta sıkışık, yoğun, yani yavaş trafikte dahi bu arabada frene basmayacaksınız. Gazla hızınızı kontrol edeceksiniz. Yani gazı verdiğinizde gidiyor ama bu müdahaleleri yavaş yapmanız lazım. Öyle ayağınızı birden gaza basıp birden lap diye çekmeyeceksiniz. Ayağınızı gazdan yavaş çekeceksiniz. Araba motor freniyle yavaşlıyor. Hiç frene basmadan yoğun trafikte ben seyahat ediyorum bu arabayla. A-Shift şanzımanın özelliği bu zaten. Yani yoğun sıkışık trafikte, uzun yolda size fren yapmanıza gerek bırakmıyor yani bu araba. Gazdan hafif ayağınızı çektiğinizde motor freni yapıyor zaten. Frene basmanıza gerek kalmıyor. Hafif hafif ayağınızla kontrollü bir şekilde bu aracı kullandığınızda zaten öyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben de sıkıntı hiç yaşamadım zaten. Yani bu arabayla keyif alarak, araba zaten keyif alarak kullanılır. Yani atraksiyon yapmak için kullanılmaz araba. Atraksiyon arabaları yarış araçlarıdır. Yani özel korumalı yarış araçlarıdır. Yani atraksiyon yapılacaksa yarış pistinde siz de o zaman yarış pilotu olun yani. Bunlar günlük seyahat amaçlı, şehir içi, şehir dışı, aile araçları, bunlarda atraksiyon olmaz. Ha, performans istediğinizde 140 beygiri görüyorsunuz yolda. Bunu da size veriyor araba. Yani atmosferik olmasına rağmen yani 140 beygiri rahat görüyorum. Ben port bagaj üstümde bağlıyken, normal şartlar altında port bagaj bağlıyken 90'ı geçmememiz gerekiyor. Ama ben aracı 120'ye sabitledim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Buradaki cruise control tuşlarıyla 120'den 130'a, 140'a, 150'ye kadar sabitledim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Arabanın yol tutuşu çok güzel. Viraj kabiliyeti müthiş. Yani bu araba müthiş bir araba yani. Bu sınıfta yani Japon. Japoncuk yapmış diyeyim ben kısaca size. 150'den sonra port bagajımdan dolayı tamam biraz şey hissediyorsunuz, port bagajın etkisini. Ama normalde yani öyle bu araba düzgün, yere yakın bir araba. Dingil yani tekerlek mesafeleri, aralıkları geniş olduğu için geniş bir araba yani. Virajlarda falan çok keyif aldım ben bu arabayla. Uzun yol yaptım. Aşif şanzıman. Yani kötülenecek bir şanzıman değil. Korkulacak şanzıman değil. Ben arabadan memnunum. Bende Mazda 3 vardı. 2010 model otomatik tork konvertörlü. Yani bu arabayla nasıl seyahat ettiysem ben bu Aşif şanzımanla aynı seyahati yaptım yine. Yani tork konvertörlü ya da bu şekilde I-Shift robotize şanzıman, aralarında çok fazla öyle ağam şağam bir fark yok. Bunun kullanımı ile onun kullanımı hemen hemen aynı yani. O yüzden ben herkese tavsiye ederim. Çünkü bu arabanın öyle şu koltuk yatırma kombinasyonu her araçta yok arkadaşlar. Her arabada yok. Yani bunları yatırdığınızda içinde kendiniz de yatabilirsiniz yani.
benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Bu koltukları yatırın. Çocuğunuzu, eşinizi buraya geçsinler. Uzun yolda. İster uyusunlar, ister burada oynasınlar. Oyuncaklarıyla çocuğunuz eğlensin. Malzemelerinizi, şimdi yeni nesil port bagajlar var, valiz gibi. Arabanıza bağlıyorsunuz. Rahat rahat. Yani 150 kilometre hıza çıktım ben bu arabayla. Port bagajım zerre kadar hiçbir problemini hissetmedim. Yani 150 de geçecek halimiz yok. Araç çok güzel. Ben bu arabayı herkese tavsiye ederim. Yani bugün yeni çıkmış 2023-2024 model son model arabalara baktığımızda Toyota'nın, Honda'nın, ne bileyim Hyundai'nin 1.6, 1.5, 120 beygir, 125 beygir. Ama bu araba 1.8, 140 beygir. Yani torku yüksek. Bence o araba yerine bu arabayı ben tercih etmekle en doğru kararı vermişim diyorum kendime. Ki soğutmalı torpidosundan otomatik klimasına, katlanır aynasına, yani otomatik far, otomatik silecek, işte VSA, ABS, 4 cam otomatik, daha ne olsun yani. Artı yol tuşu müthiş. Yani Japonlar yapmış. Evet, Honda Civic'in arabası bu şekilde. Çok memnunuz. Biz 7 Şubat'ta aldık bu aracı. Bursalıyız. Bursa'dan aldık. Arabada 3 parça. Sağ ön kapı, sağ arka çamurluk. Bir de sağ arka kapıda yüzeysel hat şeklinde kapı kulplarının altından tek bir çizgi halinde çizikten dolayı boya var. Başka da bir değişeni meyişeni hiçbir şey yok. Her şey orijinal. 250 binde aldık. Şu an araç 255 binde. Ama yani gidişi, performansı müthiş. Aldım. Arabayı sadece motor yağını değiştirdim. Bu da tatile çıkmadan önce. Başka da bir şey yapmadım. Yani 7 Şubat'ta aldığımdan beri. Problemsiz, sıkıntısız kullanıyorum. Yani gidişinden, şanzımanından, yol tutuşundan, performansından çok memnunum. Yani şimdilik diyeceklerim bunlar. Yani burada lambaları, tavan lambaları bu şekilde yanabiliyor. Kapıları açtığınızda istersen yanmaz. Buraya güzel bir tavan lambası koymuşlar. Kapı kolçakları, başlıkları. Aracını sizlere kirli haliyle tanıttım. Herkes temiz tanıtırken ben kirli tanıtmayı tercih ettim. Günlük kullanılan araba sonuçta bu. Kirli ya da temiz. Sonuçta araba kirliyken nasıl görünüyor? Temizken nasıl görünüyor? En azından bu aradaki farkı, görselliği artık değerlendirirsiniz. Videolarımız, araç hakkında videolarımız daha devam edecek. Ya benim şikayetim yok arabadan. Problemde yaşadım mı? Yaşamadım. Aldığım gibi biliyorum, sadece yağını değiştirdim. Bir de cam suyu ilave yaptım. Yani başka da bir şey yapmadım araba. Zaten arabada böyle olması lazım. Ben arabanın yağına bakarım, cam suyuna bakarım, lastik havasına bakarım. Ya ben daha önce bir sürü arabaya bindim. Renault Kangoo'ya bindim, Laguna 1'e bindim, Laguna 2'ye bindim, Tempra'ya bindim. Yani bunların hepsini aldım, sattım. Hem kullandım hem sattım. Mazda 3 2010 otomatik kullandım. Şimdi bu araca sahibiz. Şu an bunu kullanıyoruz. Ha, bütün bu saydığım markaların içerisinde en sıkıntısız Mazda ve bu Honda'ydı. Benim için seyahatlerimde. Renault zaten plastik diye adı çıkmış. Renault'lar bana sorarsanız plastik araba. Bütün Renault'larda ben yolda kaldım. Hararet sıkıntısı yaşadım. Başka arızalar meydana geldi. Şanzımanlarında sıkıntı yaşadım. Sıkıntı yaşamadığım tek araba
Mazda 3 ve bu Honda. Seyahatlerimde bu iki araç bana hiçbir problem çıkartmadı. Yani Japonlar bence bu işin piri diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Yeni videolarda çekmeye devam edeceğiz. Hondacı Birkan'la birlikte.